Dördüncü erkek torun ve mavi güller. Kapı birdenbire sertçe açıldı ve küçük Selim koşarak büyük annesinin dizlerine kapandı. Kadıncağızın korkudan nutku tutulmuş gibiydi. Çocuğu omuzlarından tutup geriye çekti. Hayır. Yarası beresi yoktu çok şükür. Bunu görünce büyük annenin dili çözüldü. Ne oldu Selim? Neden ağlıyorsun hayatım? Nen var? Selim gözyaşlarını akıtmamaya gayret ederek cevap verdi. Ağlamıyorum büyük anneciğim ama çok üzüldüm. Çok da kızdım. Siz o hain çocuğu döveceksiniz. Kimi Selim? İşte o Atilla'yı. Benim hasta yeşil başımı tuttuğu gibi. Devam edemedi. Sesi tıkanmıştı. O sırada Sevinç odaya girdi. Olayı sanki tesadüfen görmüş gibi büyük anneye anlattı. Atilla diye bir Allah'ın cezası çocuk var. Yeni marangozun torunu. Birkaç ay evvel gelmiş buraya. Okula gitti. Okulda da haşarılıklar yapmış. Büyük annesi alıp kasabaya götürmüş yine. Pek de kulak vermemiştim ya. İşte o çocuk. Selimci'nin yanına geldi. Biraz konuştu sonra kanadı kırık ördek yavrusunu dereye fırlatı verdi. Bizimki feryadı bastı. Ben koştum kurtardım hayvancağızı. Bunlar kavgaya tutuştular. Kaç yaşında bu çocuk? Bilmem ki efendim 8 mi 10 on mu 11 on bir mi. Birkaç gün içinde büyük küçük herkesi yıldırmış çiftlikte. Azılı bir şey. Sevinç bir zamanlar çiftlikte kendisinden de herkesin yaka silktiğini tamamıyla unutmuş gibi Atila'yı bir zaman çekiştirdikten sonra büyük annesi bir kere size gelmişti dedi. Hatırlıyorum. Evet, büyük anne gayet iyi hatırlıyordu. Yaşlıca, çilili bir kadındı bu çocuğun babaannesi. Daha ilk geldiği gün Kaşlı göz arasında büyük anneye derdini dökmüş. Gelinin evden kaçtığını, oğlunu da kederinden ve utancından başına alıp uzak bir yerlere gittiğini, yaramaz mı yaramaz bir erkek çocuğunu bu ihtiyarların başına bıraktıklarını yana yakıl anlatmıştı. Çocuk durdurak bilmiyordu. Okulda öğretmenleri ondan yaka silkiyorlardı. Hiçbir işe yaradığı yoktu. Zıpırın biriydi. Bütün bunlar bir an içinde büyük annenin kafasından geçti. Bu sırada küçük Selim ağlamamak için yutkuna yutkuna kendi derdini döküyordu. Zavallı yeşil başımın kanadı kırılmış. Bahçıvan başı ile beraber onu bir güzel ilaçladık sardık iyi olur diyordu bahçıvan başı. Derken efendim bu geldi. Bana adımı sordu Mehmet Selim Gürsu dedim. Amma da uzun adım varmış diye güldü. Senin adın ne dedim? Atilla dedi. Sen bu paşa gilin nesisin dedi. Torunuyum dedim. Sonra benim yeşil başımı tuttu fırlattı suya. Sevinç abla koştu kurtardı onu. Bahçıvan amca da Atilla'yı dövecekti ama kaçtı o. Siz dövünüz onu. Siz dövmelisiniz. Büyük anne çocuğun konuşmasındaki tatlı düzene dikkat ederek gülümsedi. Dövmelisiniz. Büyük anne küçücük torunlu şefkatle bağrına bastı. Sen üzülme Selim. Ben senin yeşil başını ve tenere yollarım iyi olur Atilla'ya gelince. Hele bir de kendisini dinleyelim bakalım. Sevinç bu çocuğu bana getir. Ah efendim o şimdi hangi ağacın tepesindedir ya da hangi kovuğun içindedir kim bilir ele geçer mi hiç? Büyük anne biraz sinirlice. Bahçı bana söyle ahçıya söyle. İstersen çiftlik müdürüne söyle Atilla'yı bana getirin dedi. Sonra dizlerinde oturan Selim'e ile karganın hikayesini anlatarak onu güldürdü. Aradan yarım saat geçmeden Sevinç, ihtiyar marangoz Recep Usta'nın torununu alıp geldiğini haber verdi. Dede ile torun içeriye girdikleri zaman büyük anne ayağa kalktı. ''Hoş geldiniz Recep Usta'' dedi. ''Ben Atilla ile tanışmak istemiştim. Siz niye zahmet ettiniz?'' İhtiyar adam üzgün, bezgin, mahcup bir halde ''Affedersiniz büyük anne'' dedi. Ah dilemeye geldim. Bu haydut küçük beyimizi üzmüş galiba. Yok canım onlar çocuk. Siz üzülmeyin. Gidin rahatınıza bakın. Ben Atilla ile görüşeyim. Hanıma selam söyleyin Recep Usta. Güle güle. Dedesi gördüğü kabulden şaşırmış ve sevinmiş bir halde selamlar vererek dışarı çıkınca büyük anne ilk defa Atilla'ya baktı. Onda kapana kıstırılmış vahşi bir hayvan yavrusu hali vardı gözleri yerde fakat bütün vücudu tetikte. Hem kaçmaya hem atılmaya hazır. Hem ürkek hem küstah bir hal. Büyük anne. Zavallı, çok dayak yemiş diye düşündü. İçi sızladı gayet yumuşak tatlı bir sesle. Gel Atilla, otur şuraya. Konuşalım seninle dedi. Atilla hiç beklemediği bu sözler karşısında birdenbire ilkeldi, iri, şüpheli gözlerle bir an büyük anneye, Sonra Selim'e baktı. Tekrar gözlerini yere indirdi. Yerinden kımıldamadı. Büyük anne tekrar sabırlı okşayıcı sesiyle. Gel otur karşıma Atilla dedi. Seninle tanışma konuşmak istiyorum çocuğum. Çiftliğin çocukları hep beni görmeye gelirler. Sen hiç gelmedin. Otur bakayım. Yazanın öbür ucundaki sandalyeyi gösteriyordu. Atilla tereddütlü, şüpheli, hemen fırlamaya hazır gösterilen yere ilişti. Gözleri yine yerdeydi. Büyük anne birden sen hayvanları sevmez misin Atilla diye sordu. Atilla haşin bir sesle cevap verdi. Sevmem. Ya insanları? Hiç sevmem. Hiç kimseyi mi? Hiç kimseyi. Büyük anne alt dudağını ısırdı. Bu çetin bir ceviz diye geçirdi içinden. Gerçi böylesiyle büyük anne ilk defa karşılaşmıyordu. Az evvel burada cıvıl cıvıl konuşan zeki, neşeli, sevimli, okur yazar sevinç bile bundan 10 yıl önce böyle karamsar, kötümser, terbiyesiz bir küçük kız değil miydi? Sonra daha başkaları. Şimdi harp okulunda, sağlık memuru okulunda, tıp fakültesini, imam hatip okulunda, hemşire okulunda güzel güzel okumakta olan bir yığın çocuk. Bunlar içinde de böyle çetin cevizler vardı. Vardı ama o vakitler büyük annede de hiç tükenmez sandığı bir enerji, bir mücadele kuvveti, Yılmaz bir zorlukları yenme azmi vardı. Sonra çocukları da özellikle bu konuda ona çok yardım etmişlerdi. Çiftliğin Ertuğrul abiyi, Elif ablası, Çetin, Haşer'i çocukları yumuşatan çabasında büyük annenin pek değerli yardımcıları olmuşlardır. Şimdi onlardan yardım bekleyemezdi. Ama şimdi de torunları vardı. Allah'a şükür. Küçükler pek hala işine yarayabilirlerdi. Büyük anne bütün bunları yarım dakika içinde kafasından geçirdi. Sonra gayet tabi bir sesle ama doğru değil Atilla dedi. Sen kimseyi sevmezsen sonra kimse de seni sevmez. Çocuk küstahça omuz silkti. Pöf benim de umurumda sanki. Sevmesinler beni zaten kimse beni sevmez anladın mı? Vız gelir tırız gider. Büyük anne bu ifade acayipliğine hiç dikkat etmemiş gibi konuştu. Sen kimseyi sevmediğin için kimse de seni Çocuk birden elini kaldırdı. Yaşlı kadının sözünü kesti. Değil işte. Yaşından başına hiç beklenmez bir şey söyleyerek büyük anneyi şaşırttı. Kimse beni sevmediği için ben de kimseyi sevmiyorum. Sonra yavaşça ilave etti. Bir tek kumralı seviyorum. Büyük anne sevinçle. Kumralı mı? dedi. Atilla biraz mahcup biraz şaşkın. Kumral da beni seviyor dedi. Benim arkadaşım o. O zaman büyük annenin içinde bir umut ışığı yandı. Hayvanları sevmem diyordun hani. Bakma öyle dediğime. Hayvanlara bir garazım yok benim. O sersem ördek yavrusun da iyilik olsun diye attım suya. Bu anlatamadık derdimizi. Bir köşede Atilla'nın dayak yiyeceği zamanı sabırsızlıkla beklemekte olan Selim birden isyan etti. Sen senin mızmız. Hem de hain bir maymunsun sen. Büyük hanen elini uzattı. Küçüğü de elini tuttu pek ayıp Selim, dedi. Atilla şimdi bizim misafirimiz, onunla kavga etmek olur mu? Ama o bana. Hadi sen Sevinç ablanı çağır da gel. Hadi benim canım. Küçük, kırgın ve somurtkan dışarı çıktı. Atilla kıpkırmızı kesilmişti. Büyük anne hani bir şey olmamış gibi konuşmaya devam etti. Kaç yaşındasın Atilla? 12. Kaçıncı sınıftasın? Dörtteyim. Tam senin yaşında bir torunum var. Adı Kemal'dir. Belki yarın gelir. Onunla arkadaşlık edersin. Selim pek küçük. Kemal de galiba dördüncü sınıfta. Beni okula geç gönderdiler. O sınıfta mı kaldı yoksa? Sınıfta kalmadı ama yabancı memleketlerde okudu. Babası hariciyecidir. Senin oğlun mu babası? Hayır. Damadım. Büyük damadım. Çocuk belli ki büyük anneye biraz asılmıştı. Farkında olmadan onunla arkadaşla konuşmaya başlamıştı bile. Büyük anne Selim'le beraber içeri giren Sevince. Selim dün akşam atını istemişti dedi. Hani geçen sene teyzesinin İtalya'dan getirdiği büyük at nerede o acaba? Tavan arasında olmalı efendim. Onu indirin, temizleyin, çocuk oynasın. Haydi, beraber çıkın Selim. Belki daha başka eski oyuncaklarını da bulursunuz orada. Hadi benim çitlenbiğim. Çitlenbik, senin birkaç aylık iken ona Ersan dayısı tarafından takılmış bir isimdi. Büyük anne ara sıra ona böyle hitap etmekten hoşlanırdı. Onlar el ele dışarı çıkınca büyük anne tekrar Atilla'ya döndü. Hasta yavrusuna iyilik olsun diye suya fırlattım dedin Atilla. O nasıl iyilikmiş öyle? Anlayamadım. Anlayamazsın ya. Atilla. Benden on kere fazla yaşamışsın ama nafile. Benim bildiklerimi bilemezsin demek ister gibi küçümseyen bir bakışla ihtiyar kadına baktı. Sonra meseleyi ona da anlatmaya karar vermiş olacak ki dinle bak dedi. Anası onu bırakmış salına salına gidiyordu. Nereye gidiyordu? Ne bileyim hangi cehennemin dibine? Gidiyordu işte. Dönmeye de niyeti yoktu. Bu burada böyle sürüneceğine gitsin anasının kanadı dibine gebersin daha iyi dedim. Fırlattım. Gel gör ki senin torunun Laftan anlamıyor. Bastı gürültüyü. Büyük anne hayretler içinde karşısındaki bassız çocuğa baktı. Yarası ne kadar derindeydi yavrucan. Yavaşça. Atilla dedi. Annesi dönerdi onun. Dönmezdi. Dönerdi Atilla. Günün birinde çocuğunun ayrılığına dayanamazdı. Dönerdi. Sen yanlış düşünmüşsün. Dönmezdi diyorum sana. Ben de diyorum ki döner. Bahse girer misin benimle? Çocuk bir an şaşkın perişan, büyük anneye baktı. Sonra gizli yarasını ona istemeyerek göstermiş olmanın pişmanlığı içinde birdenbire bir kirpi gibi içine büzüldü ve kalktı. Ben gideyim. Şimdi bir fasılı da bizim moral lafı anlatacağız. Senin suçlu olmadığını dede, ben anlatacağım Atilla. Onu bırak. Şimdi sana bir şey soracağım. Dost doğru cevap ver. Atilla hırçın hırçın. Bana bir şey sorma dedi. Büyük anne soracağım dedi. Sen de cevap vereceksin. Bak ben senin bütün ömrünün beş mislini geride bırakmış bir büyük anneyim. Yedi tane torunum var. Atilla. Bana ne? Boşuna gevezelik ediyorsun. Der gibi sıkıntılı bir bakış fırlattı büyük anneye. Ama öteki anlamazlıktan gelerek sözüne devam etti. Dördü kız, üçü erkek. Bu Selim en küçükleri. Birer ikişer bana misafir gelirler. Sonra dönüp giderler. Yalnız kalırım. Üzülürüm. İstiyorum ki biri hep benim yanımda kalsın. Şimdi kızların yatak odalarında dört. Oğlanlarınkinde üç karyola var. Kemal'in, Ali Orhan'ın, Mehmet Selim'in karyolaları. Atilla anlamayan gözlerle bakıyordu karşısındakine. Belki de içinden almadı çene bas diyordu. Büyük anne olan aklından geçen bu cümleyi duymuş gibi güldü. Uzun lafın kısası Atilla dedi. Sen benim dördüncü erkek torunum olup her zaman yanımda kalmak ister misin? Evet dersen hemen karyolanı kurdurayım. Babaannenle dedenle de görüşeyim. Ha? Cevap ver bakalım. Çocuk hiç ummadı. Beklemediği bu teklif karşısında tam manasıyla şaşırmıştı. Kulaklarına inanamıyor. Etrafına şaşkın şaşkın bakınıyordu. Büyük anne. İstersen dedi. Yarına kadar düşün. Çocuk o zaman silkinde elinden kaçmak üzere olan bir güzel şeyi boşlukta yakalamak ister gibi bir hareket yaptı. Sonra telaşla. Hayır ne düşünecekmişim dedi. Sen böyle dedikten sonra sen bizim şeylerle ihtiyarlarla konuş hemen olur mu? Olur Atilla hemen. Ama bak çocuğum. Benim torunlarımdan istediğim bir şey vardır. Ötekiler bilirler. Sana da söyleyeyim. Ben hiç yalan dolan sevmem. Doğruluktan ayrılmayacaksın. Benim torunum olmanın ilk şartı bu. Anladın mı? Büyük bir suçla işlemiş olsan inkar etmeyeceksin. Doğruyu söyleyeceksin. Dövmez misin? Dövmem yavrum. Doğruyu söyledin mi? Hiç dövmem. Dayak korkusu olmadıktan sonra niye yalan söyleyeyim? Tamam anlaştık öyleyse. Dayak da yok, yalan da yok. Büyük anne zayıf beyaz elini Atilla'ya dostça uzattı. Çocuk bir kısa tereddütten sonra ileri atılıp bu eli sıktı. Sonra da içinden gelen tanımadığı sıcak bir duygu ile eğildi öptü. Büyük anne de kirpikleri ıslanmış bir halde titreyen dudaklarını onun kirli saçlarına dokundurdu. Bu romantik bu fazlaca duygulu sahnenin üstüne gelen Selim ile Sevinç bir an kapının eşiğinde donup kaldılar genç kızın kucağında güçlükle taşıdığı bir at vardı. Oyuncakçı dükkanlarında görülen atlara benzemeyen canlı gibi ve kocaman bir beygir. Selim. Can Can'a yeniden kavuştuğu için keyifliydi. Atila'nın dövülmesi lazım geldiği hakkındaki kesin kararını unutmuş gibiydi. Büyük anne. Selim dedi. Atila abiyle beraber tarasa çıkarın atın da oynayın. Hadi. Sen de sevinç. Sevinç hanımının sözünü kesti. Sizi paşa baba çağırıyor büyük anne. Nerede kendisi? Paşa baba uyku zamanları dışında ya kütüphanesinde ya da özel çiçek bahçesinde olurdu. Kütüphanesinde paşa baba tarih okur, tarih yazardı. Balkan Harbi'nde, Birinci Cihan Harbi'nde, İstiklal Savaşı'nda düşmanla çarpışmış, kan dökmüş. Yaralar almış bir gazi generaldi. Emekli olduktan sonra tarihe sevdayı sarmıştı. Durmadan tarih okur, okumaktan yorulunca İstiklal Savaşı'na ait hatıralarını yazar, yazmaktan da yorulunca camdan köşküne geçip siyah güller, mavi karanfiller yetiştirme yolundaki zevkli çalışmalarına başlardı. Kütüphanede bulunduğu sırada büyük anneyi çağırırsa bir yazma kitapta rastladığı yepyeni bir bilgiyi ona sunmak için çağırmış olabilirdi. Yahut da yazda bir paragraf için onun fikrini almak isterdi. Eğer kütüphaneden değil de çiçek bahçesinden çağırmışsa yine iki ihtimal vardı. Biri üzücü. Öteki sevindirici iki ihtimal ya çiçeklerin birinde bir hastalık başlamış yahut yeni bir aşı beklenilen olağanüstü sonucu vermiştir. Paşa baba ara sırada at evi dediği ahırda sevgili atların taylarının yanında olurdu ama Büyük anneyi oraya çağırması için ancak yeni bir tayın dünyaya gelmesi lazımdı. Başka zamanlarda çağırmazdı. Sevinç büyük annenin sorusuna "Bahçesinde efendim." cevabını verdi. "Öfkeli mi yoksa neşeli mi?" Sevinç, "Farkında mısın? Neşeli görünüyor büyük anne." Büyük anne geniş bir nefes aldı çünkü ilk defa onunla konuşup onun fikrini almadan önemli ve acele bir karar vermiş bulunuyordu. Eğer Paşa Baba öfkeli ise bu kararı kendisine açmak ve kabul ettirmek güç olurdu ama eğer neşeli ise kolay. Büyük Anne yaşından olmaz bir çeviklik ile koridoru geçerken döndü, sevinçle seslendi. Nuriye Halaya söyle, birazdan kendisiyle görüşmek istiyorum. Peki efendim. Büyük Anne Beyaz Köşkün meşhur canlı bahçesine girince paşasını büyük bir saksının yanına çömelmiş fidanı dalgın, memnun ve mağrur seyrederken buldu. İhtiyarlıkta büsbütün genişlemiş olan alnının ardından bembeyaz saçları pırıl pırıl geriye doğru taranmıştı. Küçük, zarif ve saçları gibi bembeyaz sakalı yüzüne bambaşka bir asalet veriyordu. Büyük anne ona bir saniye hayran hayran baktı, gençlikte bu kadar yakışıklı değildi diye düşündü ve gençlikte onu bu kadar çok sevmezdim Gerçekten de geçen her yıl onları birbirlerine biraz daha yaklaştırmış, biraz daha kaynaştırmıştı. Birbirlerini her yıl bir evvelkinden biraz daha fazla seviyorlardı. Büyük anne birkaç adım daha attı ve yarım yüzyıla yakın bir zamandan beri kocasına söylemeye alışık olduğu bir cümleyi tekrarladı. Beni emretmişsiniz paşa. Paşa baba yerinden sıçradı sesinde bir çocuk sevinciyle. Gel hanım hele bir gel bak senin mavi güller açmaya başladı. Mavi güller mi? Mavi güller ya. 15 yıldan beri bu işin peşindeydim. Nihayet muvaffak oldum. Tebrik ederim paşam cidden harikulade. Deniz mavisi, gök mavisi. Allah'ım ne kadar da güzel kokuyorlar. Ve bundan 50 yıl önce ezberlemiş olduğu bir şiirin iki mısrası büyük annenin dudaklarından döküldü. Yaseminlerle, Nazlı Nadide, Mavi güllerle kolların dolarak, Mavi güller, evet, Nihayet mavi güller. Paşa baba bu masum zaferin neşesiyle bir meydan muharebesi kazanmış gibi mağrur. Bir kahveye değmez mi bu hanım diye gülüyordu. Büyük anne de güldü. Bin kahveye değer paşam. Büyük annede 15 dakikada elde ettiği zaferin sevinciyle adeta sarhoştu. Atilla'nın bu kadar çabuk yola geleceğini hiç ummamıştı doğrusu. Gerçeğin sonuca varılmış sayılmazdı. Belki önlerinde daha birçok engeller bekliyordu ama ne de olsa ilk adım başarılı atılmıştı. Büyük anne camlı bahçede mavi güllere karşı paşasıyla diz dize oturmuş kahvesini içerken Atilla meselesini ona tatlı tatlı anlatıyordu. Bu sırada Nuriye halanın odasında da sevinçle ihtiyar hala bir garip konuşma tutturmuşlardı. Sevinç odaya girdiği zaman halayı sedirinin köşesinde başına sakız gibi beyaz ve kenarları gül gül pembe oyalı namaz beziyle sedef tesbihini çevirirken bulmuştu. Nuriye hala büyük anne biraz sonra sizinle görüşmek istiyor dedi. İhtiyar kadın tesbihinin devrini tamamladıktan sonra biraz ters bir sesle sordu. Hanımefendi şimdi neredeler? Camlı bahçede. Paşa efendinin yanındalar mı? Evet. Sevinç bir an durdu. Sonra fıkırdayan bir sesle. Nuriye hala dedi. Niçin büyük anneye? Büyük anne demiyorsunuz da hep hanımefendi diyorsunuz. O ebencet hanımefendidir. Bu da onun için. Nuriye halanın sesi dik ve kararlıydı. Olsun halacığım büyük anne deyince Hanımefendiliğinden düşmez ya. Hem kendisi böyle çağrılmaktan hoşlanıyor. Evet, sağ olsun öyle acayiplikleri vardır eskiden beri. Çoluk çocuktan saçlı sakallı adamlara kadar herkes ona büyük anne diyor artık. Fena mı? Fena mı, iyi mi bilmem ama böyle laybarlıklar hoşuma gitmez benim anlaşıldı mı? Ben hanımefendinin gelin hanımlık, küçük hanımlık zamanını bilirim. Ben bu kapının 55 yıllık emektarıyım. Dile kolay. Hanımefendi bizim eve gelin geldiği zaman pembe bir gül goncası gibi taptazecikti. Ben önceleri Allah biliyor ya eve gelin gelmesinden bayağı tedirgin olmuştum. Rahmetli büyük hanım kız evladı olmadığı için beni pek severdi. Adeta şımartmıştı. Beni çekemeyenler hele bir gelin gelsin de sen görürsün gününü diye kışkırttılardı. Derken gelin hanım geldi ve birkaç gün içinde ne göreyim? Büyük hanımın muhabbetinde geçti. İnsan değil, haza melek. Demek gençliği de, de böyle iyiydi. Ne diyorum sana, melek mi melek? Büyük hanım, o benim gelinim değil, kızım dedi. Ona küçük hanım değiniz dedi. Öyle demeye başladık ama kendi abla dememi istiyordu. Halbuki benden küçüklüğü vardır, büyüklüğü yoktur yaşça. Büyük anne size Nur kardeş diyor hep. Nuriye hala. Öyle der sağ olsun. Ama siz de onun yüzüne karşı hanımefendi demiyorsunuz. Sultanım diyorsunuz. Derim zahir. O gönüller aleminin sultanlarından biridir. Sen ne anlarsın ha çocuk? Sevinç hırçın hırçın direndi. Neden anlayamayacakmışım Nuriye hala? Büyük anne derken ben onun gerçekten büyük bir hanım olduğunu pekala da biliyorum. O olmasaydı ben bugün ne halde olurdum? Bilmiyorum mu sanıyorsunuz siz? Nuriye hala genç kızın sözünü aceleyle fakat tatlılıkla kesti. Peki peki tamam. Sen haklısın. Beni kitaplıkta mı görmek istiyordu? Evet. İki yaşlı kadın kitap odasında buluştular. Beyaz köşkü en şirin odalarından biriydi burası. Nuriye hala yaşına rağmen çevik hareketli neşeli haliyle içeriye girince büyük anne onu. Gel bakalım Nur kardeş. Yine iş başa düştü diye karşıladı. Emret sultanım. Büyük anne Atilla'nın hikayesini Paşa'ya anlattığı gibi ona da kısaca anlattı. Sonra küçük beylerin odasına bir karyola bir takım ilave edilecek diye sözünü tamamladı. Hemen bugün mümkün mü? Mümkün tabi onu siz merak etmeyin fakat gidip dedesiyle babasıyla konuşmak onları kandırmak da sana düşüyor. Kandırmak mı? İlahi hanımcım sen çok yaşa e mi? Onlar sevinçlerinden delirmezlerse iyidir. Lakin anlıyorum Nur kardeş bu çocukla uğraşmak için artık fazla yaşlıyız diyeceksin. Sen de bunu merak etme. Allah bize yardım eder. İnşallah sultanım. Telefon birdenbire yaygaraya başlayınca büyük annenin yüreği hop etti. Yoksa hava yarında gelmeyecek miydi? Yeni bir mazeret mi? Yeni bir engel mi çıkmıştı yoksa? Alıcıya uzanırken eli titriyordu. Evet, evet. Fatoş, sen misin canım, nasılsın? Hayır haber, inşallah. Kumral mı? Çok iyi. Hayır, daha yavrulamadı. Yavrularsa müjde vermez miyim sana? Ne dedin? Orada birbirinizi mi yiyorsunuz? Neden Fatoş? Buraya gelmek mi? Gelin hepiniz. Ne duruyorsunuz? Anneleriniz mi bırakmıyor? Verin bakayım bana onlardan birini. Büyük annenin yüzü gülüyordu. Nuriye halaya bakarak çocukların hepsi yarın buraya gelmek istiyorlarmış dedi. Anneleri bırakmıyormuş. Nuriye hala telaşla. Çocuklar geleceklerse kuzum anneleriyle beraber gelsinler dedi. Hele küçük ile Kemal Bey gelecekse babaları da buyursun. Yoksa dünyayı dar ederler başımıza. Büyük anne tatlı küçük bir kahkahatı sonra telefonla konuşmaya başladı. Eser sen misin? Merhaba canım ne istiyorsunuz çocuklardan bırakın gelsinler. Yok canım paşa babamı. Kızmaz kızmaz. Öyleyse siz de gelin efendim. Bayramlarda mı? Öyle ya. Az kaldı bayramlara. Pekala. Öyleyse bir kura çekin de kime çıkarsa onu gönderin. Hava ile beraber yarın. Yarın gelecek hava. Değil mi? Kura kime mi çıksın? Söz aramızda Orhan'a çıkarsa memnun olurum. Selim iyi çok şükür. Güle güle yavrum. Telefonu kapattı. Geniş bir nefes alarak arkaya yaslandı. Biraz düşünceli, biraz üzgünce gibi. Biz iyice ihtiyarlamışız Nuriye dedi. Haberimiz yok. Şunu şurasına 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın iki hafta bile kalmamış. Ondan dört gün sonra da Kurban Bayramı. Biz oturup duruyoruz. Hiçbir hazırlığımız yok daha. Ah iki gözüm şu sizin telaşınız olmasa. Boşuna üzersiniz kendinizi. Eski zamanda değiliz ki bir ay evvelden terziler çalışıp çamaşır, mintan, elbise yetiştirsin. Bir çarşıya çıktık mı iki saat içinde kırk kişinin giyeceği hazır. Koyunlar kendi sürümüzden ayrılacak. Söyleriz Kahya Efendi'ye. Kahya Efendi değil Nur kardeş çiftlik müdürü. Büyük anne gülerek bu ihtarı yapınca Nuriye hala da güldü. İkisi bir kapıya çıkar sultanım aldırma. Hadi öyleyse durma şekerim kolları sıva. Remzi Bey'i gör, söyle. Dört tane koç Arefe günü ölülerimiz için. Üç de bayram günü bizim için kesilecek. Arefe günü kesilenlerin hepsi fakir fukaraya dağıtılacak. Bayram günü kesilenlerin sağ yanları bizim mutfağa. Malum. Sence bence malum ama belki onlar bilmezler, gençtirler neme lazım. Sen anlat bir kere. Peki efendim. Sonra da al sevinci atlayın arabaya kasabaya inin. İki saate kırk kişinin giyip çıkaracağını alın gelin bakalım. Alırız. Siz hiç üzülmeyin. Yalnız paradan haber verin. Allah'a şükür o kadar paramız var. Şurada adamlarımızın bir listesi olacaktı. Dur bakayım. Yanına al da eksik bir şey yapma. Olmaz mı? İyi olur. Büyük anne yazanenin bir gözünden bir uzun kağıt çıkarıp Nuriye halaya uzattı. Çobanlar, şoförler falan hep yazılı mı burada? Yazılı çocukları hanımları da her seneki gibi Nur kardeş biliyorsun. Biliyorum hanımcığım. Bir beş bin lira gider yine. Gitsin ne yapalım? Çoluk çocuk hep sevinsinler de bayram günü. Sizin için ne alayım hanımcığım? Bir çift çorap al Nuriye kardeş. Bayram günü yeni giymek sevaptır. Paşa'ya da bir çift çorap. Başka bir şey lazım değil bize. Her şeyimiz var Allah'a şükür. Kendine de ne lazım al Nuriye. Allah aşkına ihmal etme. Peki canım. Sevinç, küçük hanımlarla küçük beylerin yatak odalarını gözden geçirsin. Kadınlar da yavaş yavaş bayram temizliğine başlasınlar. Cila var, camlar var. Siz merak etmeyin dedim ya, ihtiyarladım diye yoksa artık bana güveniniz kalmadı mı? Ne münasebet, beni susturmak için iyi çare bu. Büyük anne yazıhanesinin camı altına gelişi güzel serpiştirilmiş çocuk resimlerine bakarak sözü değiştirdi. Şu kızdaki kirpiklere bak maşallah, saçak saçak. Fatoş mu o Emine mi? Fatih, Emine'ninkiler de öyle ya. Zaten birbirlerine pek benziyorlar değil mi? İkisi de şavalak mı şavalak, tatlı mı tatlı? Benziyorlar. Hem yüzleri hem huyları. İkisi de gönüllerinin havasında çocuklar. Feleğe minnetleri yok hiç. Nabza göre şerbet vermeyi bilmezler. Fatoş'taki hayvan sevgisinin aşırılığına bazen tutuluyorum. Telefonda bizi sormuyor. Selim'i sormuyor da Kumral'ı soruyor. Daha mini miniyken hatırlar mısın hep kedi köpek resimleri çizip boyardı. Şimdi de çamurdan hayvan heykelleri yapmaya çalışıyor. Bizim çocukların hepsinde var hayvan sevgisi bana öyle geliyor ki bu mevzuda sizin büyük teyzeniz olmuştur. Büyük anne dalgın dalgın. Belki dedi. Sonra silkinerek. Bir iki gün sonra da şehri insan iyi olur Nur kardeş dedi. Ta öbür bayramda bizim ikinci ve üçüncü neslin hanımlarına ufak tefek mücevherler ısmarlamıştım bu bayram için. Cemil Altınören'e. Bizim eski kuyumcumuza. Mağazayı biliyor musun? Biliyorum. Yedi parçadır. Beylere de gömlek, çamaşır ısmarlamıştım. Kağıtları buradadır. Geçenlerde telefon etmiştim. Markaları işleniyor dediler de bitmiştir. Şimdiye kadar ha? Kuyumcu da. Bir de o gelin olacak kıza. Hatice'nin torununa. Neydi adı? göğsüm. Evet, göğsüm için ısmarladığım bir bilezik var kuyumcuda. Hepsine kadar tutuyor bunların. Büyük anne yine tatlı tatlı güldü. Bilmem artık ne tutarsa altın öğrenler namuslu esnaftır. Tam bir Müslüman Türk karakterini taşırlar. Helali haramı bilirler. Onun için ben onlarla pazarlığa falan kalkmam. Ne isterlerse veririm. Gelin kızın bileziğine marka koymayı unutmasınlar. Haftaya düğün olacak. Nuriye hala hanımını uzun uzun süzdü, yüreği kabardı, kirpikleri ıslandı. Bütün zenginlerimiz böyle olsalar memlekette fukaralık, sefalet kalmazdı diye geçirdi içinden. Ne onur kardeş niye dalıp kaldın öyle? Ne düşünüyorsun? Bütün zenginlerimiz sizin gibi yapsalar ortalıkta muhtaç insan kalmazdı diye düşündüm hanımım. Büyük annenin yüzü pembeleşti. İslam'ın beş temelinden biri olan zekata, Gereken önemi verirsek elbette ana yurt sınırları içinde aç, çıplak, sefil bir tek insan kalmaz Nur kardeş. İki yaşlı kadın bir zaman sustular sonra büyük anne denizden yana bakarak ''Yarın Hava Hanım da Ali Orhan Bey'imiz teşrif ediyorlar.'' diye gülümsedi. Bu şefkatli gülümseyiş onun bütün yüzünü aydınlatıyor, adeta gençleştirip güzelleştiriyordu. Nuriye hala yapma bir telaşla ''Amanın küçük paşa da geliyor mu gerçekten?'' dedi. Çocuklara gün doğdu desenize köye müjde salalım. Karşılamak için yine merasim kıtası hazırlarlar. Bakın aynı aile çocukları aralarında bir yaş bile fark yok ama Orhan Bey ile Selim Bey birbirlerine hiç de benzemezler. Evet, üçüncü neslin beyleri birbirlerine hiç benzemiyorlar. Büyük anne ile Nuriye hala aralarında. Büyük annenin kızlarına, oğluna, gelinine ve damatlarına ikinci nesil, torunlarına üçüncü nesil derlerdi. Yarı şaka yarı ciddi derken bu deyimler tutulmuş yayılmıştı. Küçükler bile kendilerine üçüncü nesil diyorlardı bir gün büyük damat büyük anneye. Niçin kuşak değil nesil diye sormuştu. Yoksa siz sade Türkçe taraflısı değil misiniz? Büyük anne gülerek cevap vermişti. Tam tersi sade ve güzel Türkçeyi ben daha sizler dünyada yokken sevmiş ve savunmuştum. Ama kuşak kelimesi bele bağlanan bez parçasının adıdır. Köylüsü kendisi bunu bilir. Nesil yerine bu kelimeyi kullanmak benim hoşuma gitmiyor. Üçüncü nesil bunu beğenir ve kullanırsa mesele yok. Dilimize yerleşir o zaman. Demek söz üçüncü neslin. Elbette onların, geleceğin sahibi onlar. Küçükler bu konuşmayı duyduktan sonra üçüncü nesil deyimini biz bütün benimsemişlerdi. Küçük hanımlar küçük erkeklere toptan. Üçüncü neslin beyleri diye seslenirlerdi. Bunlar da ötekilere üçüncü neslin hanımları diye çağırırlardı. Nuriye hala dizlerini tutarak kalktı. Ben gideyim artık sultanım iş çok Allah'a şükür. Önce şu haydudu bir banyoya sokup sımsıkı yıkamalı. Çamaşır ne yapacaksın? Kemal beygillerden giydiririz şimdilik. Pekala hadi Allah yardımcın olsun Nur kardeş. Atilla'nın dedesiyle ninesi büyük haneyi küçük havuzun başında kumruları, Güvercinleri doyururken buldular. Güzel kuşlar yaşlı kadının başına, omuzlarına, ellerine konup kalkıyorlardı. Kanat sesleri suyun sesine karışınca bir tatlı, bir güzel ahenk meydana geliyordu. Ve büyük anne her gün Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa'da Zaman adlı şiirinden bir beyti hatırlıyordu. Bu beyti bir kelimesini değiştirerek tekrarlar dururdu. Su sesi ve kanat şakırtısından. Billur bir avize çiftlikte zaman. Kendisine yaklaşmakta olan iki ihtiyarı görünce büyük anne çömelde yerden kalktı. Kuşlar havalandılar. Havuz başındaki masalardan birine büyük anne yaklaştı. Koltukları çekti. Misafirleriyle beraber oturdu. Onlar oturmak istemiyorlardı. Yaşlı hanımefendinin elini eteğini kapanmak ister gibi bir halleri vardı fakat büyük anne buna meydan vermedi. Dilleri dolaşarak ettikleri teşekkürleri bile dinlemek istemiyordu. Ben size teşekkür ederim dedi. Atile'yi bana verdiğiniz için torunlarım gelip gidiyorlar. Yalnız kalınca bir tuhaf oluyorum. Atilla her vakit yanımda kalacak. Yalnız kalmanın üzüntüsünü duymayacağım, dedi. İhtiyarlar bu nezakete hayran. Köyün Atilla gibi yaramaz, haylaz birçok çocuğunu siz adam etmişsiniz, dediler. Şimdi hepsi okumuş, yazmış, iş güç sahibi olmuşlar. Ya da hala büyük mekteplerde okurlarmış. İnşallah bizimki de sayenizde Allah'ın inayetiyle. Evet Allah. Sizin sayenizde adam olur. Olacak inşallah. Hiç merak etmeyin. İyi ve zeki bir çocuk. Adam olacak. Sizlere de rahat ettirecek Atilla. Onlar sevinç ve minnet gözyaşı dökerek uzaklaşırken beyaz köşkün mermer merdivenlerinden Mehmet Selim koşarak indi. Büyük annenin omuzlarına, dizlerine konmuş kuşları görünce bir sevinç çığlığı attı. Uçalıktan ürküp havalanan güzel kuşların yerine büyük annenin kucağına kendisi tırmandı. Kollarını onun boynuna doladı. Öğle uykusundan uyanmıştı. Yanakları pembe pembe, gözleri ışıl ışıldı. Burada kahvaltı edecekmişiz öyle mi? Evet canım, memnun oldun mu? Kuşlarla beraber. Çok teşekkür ederim büyük anneciğim. Sonra yüzünü büyük annenin boynuna gizleyerek kulağına fısıldadı. Atil Bey fena çocuk değilmiş büyük anneciğim. Onu dövmediğinize iyi ettiniz. Nereden anladın fena çocuk olmadığını bakayım. Benim yeşil başı mahsus annesinin yanına atmış. Annesi onu bırakıp gitmesin diye. Kumral'ı da öyle seviyor ki. Kumral da benden bile çok onu seviyor. Bunu derken sesinde belli belirsiz bir kıskançlık sezildi. Büyük anne onun parlak kumral bukleli saçlarını okşayarak sadece Yok canım dedi. Kumral sana bayılır. Arkası yağar.